Herkese merhaba, ben Sert Atçay. Daha önce videolarımı izlememiş olanlar için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ocak 2020'den beri Berlin, Almanya'da yaşıyorum. Ve bu süreçte, yani İstanbul'dan Almanya'ya göç etme sürecinde yaşadığım her şeyi videolarla size aktarmaya çalışıyorum. Edindiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu deneyimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda da sizin için kritik olacağını düşündüğüm çok önemli bilgiler paylaşacağım. Herkes videolarda şunu soruyor. Almanya'ya ben de gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Ben Almanya'ya gelme niyeti olmadan Almanya'ya geldim. Benim hayalim Avrupa'da bir şehirde, bir ülkede yaşamaktı. Bir şekilde kariyerimi ilerletmekti. Almanya çıktı fırsatlar arasında. Ben de işi kabul ettim ve geldim. Fakat bazı insanlar var ki gerçekten Almanya'ya göç etmek istiyor. Almanya'da yaşamak istiyor. İşte o insanlar için Almanya'ya gelmenin 7 önemli yolunu anlatacağım. Almanya'ya nasıl gelinir? Almanya'ya tabii ki yani bir karayoluyla ya da hava yoluyla gelebilirsiniz. Ama burada asıl sorulan şey Almanya'ya gelip nasıl yerleşilir? Almanya'da nasıl yaşam kurulur? Herkesin merak ettiği şey bu. Almanya'ya gelmek için tabii ki vize ihtiyacınız var. Bir vizeniz ve en önemlisi bir pasaportunuz olmadan Almanya sınırları içerisine giremezsiniz. Turistik vize alabilirsiniz. Schengen vizesi. Schengen vizesiyle 3 aya kadar Almanya'da kalabilirsiniz. Fakat bu koronavirüs durumlarından dolayı şu anda hiçbir konsolosluk vize vermiyor. Yani Schengen vizesi vermiyor. Turistik olarak Almanya'ya gelmek biraz zor şu dönemde. Acil bir işiniz yoksa bazı önemli maddeler var. O önemli maddelerden bir tanesine sahip değilseniz Schengen vizesi alamazsınız. Zaten bizim aradığımız şey de bu değil. Diğer vizeler, yani kalıcı oturum için gerekli olan başlangıç vizeleri, yani ulusal vizeyi nasıl alabiliriz? Almanya'nın dış temsilciliklerinin çok güzel bir web sitesi var. Aşağıda linkini bırakıyorum. Esas temel olarak almanız gereken bilgiler orada yer alıyor. Yani internette saçma sapan bilgiler dolaşıyor. Onlarla vakit harcamayın. Gidin şu web sitesini bir inceleyin. Ben de bugün anlatacaklarımı o web sitesine dayandırarak anlatacağım sizlere. Şimdi en iyi bildiğim vize tipi olan Blue Card'dan bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde geldim Almanya'ya. Ben üniversite mezunuyum arkadaşlar. Koç Üniversitesi'nde matematik ve ekonomi bölümleri bitirdim. Ve yaklaşık 8 yıllık da bir iş tecrübem vardı İstanbul'da. Ödeme sistemleri ve bankacılık alanında. Benim temelde derdim kariyerimi ilerletmek ve Avrupa'da bir iş bulmaktı. Bu sebeple Avrupa'da iş aramaya başladım. Bir kelle avcısı Headhunter beni buldu ve dedi ki sana ihtiyacımız var. Yani bu şirkette senin gibi bir elemana ihtiyaç var. Sen gelmek istiyorsan senin işlemlerini başlatacağız. Şimdi böyle bir durumdaysanız mavi kart almanız, yani blue kart almanız oldukça mantıklı oluyor. Bunun için önemli kriterlerden bir tanesi 55.100 euronun üzerinde bir maaşınız olması gerekiyor. Bu sürekli güncelleniyor. Takip etmenizi öneririm internetten. En son hatırladığım bilgi yine 55.000 civarındaydı. 55.000 euronun üzerinde ise yıllık brüt geliriniz ve Almanya'ya şirketiniz gerçekten size ihtiyacı olduğunu ispatlayabiliyorsa, yani her yerde aradık bulamadık ve bu elemanı almamız gerekiyor durumunu ispatlayabiliyorsa, sizin mavi kart aracılığıyla Türkiye'den Almanya'ya transfer edebiliyorlar. İşte ben böyle geldim. Yani kalifiye işçi göçü olarak gelebilirsiniz. Yine en çok tercih edilen yollardan bir tanesi olan aile birleşimi. Şimdi benim göçüm aslında mavi kartla olan bir göç ama eşimin tabii ki göçü aile birleşimi. Aslında biz hali hazırda bir aileydik tabii ki ama yine de Alman kurumlarına aile olduğumuzu ispatlamamız gerekiyordu. Ve aile olduğumuzu ispatladıktan sonra eşim de zaten kolayca Almanya'ya gelebildi, göç edebildi. Onunki aile birleşimiydi. Siz ne yapabilirsiniz? Sizin eğer Almanya'da yaşayan bir akrabanız varsa evlenebileceğiniz, kendinize bir partner bulup, aslında erkek ya da kız olması önemli değil, buraya göç edebilirsiniz. Evlilik gerçekleştirip aslında aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelebilirsiniz. Aile birleşimi için şunlar çok kritik. Bir, ailenizi geçindirebileceğiniz gelirinizi ispatlamanız gerekiyor. Ailenin yaşayabileceği bir evin hali hazırda bulunması gerekiyor. Yani herkesin sığabileceği bir evin olması gerekiyor. Bir de gelecek insanın, yani Türkiye'den gelecek insanın en az A1 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Şimdi fark ettiyseniz ben hiç Almanca'dan bahsetmedim birinci kısımda. Mavi kart için
benim ve eşim için hiçbir Almanca zorunluluğu yoktu. Biz kolayca mavi kartımızı aldık, Almanya'ya geldik. Çünkü ben zaten halihazırda İngilizce ana dili olan bir şirkette çalışıyorum. Ama şirketin konumu Berlin, Almanya'da. Sizin de böyle bir durumunuz varsa mavi kartla gelmek daha kolay oluyor. Aile birleşiminde ise gelecek kişinin en az A1 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Diğer bir kolay yol ise tabii okumaya gelmek. Buraya üniversite okumaya ya da yüksek lisans yapmaya, doktora yapmaya gelebilirsiniz. Böyle bir durumda yine kalıcı oturum izine yolculuğunuz başlayabilir. Öncelikle 1-2 yıllık eğitim izni alacaksınız. Tabii eğitim için gerekli olan vizeyi alacaksınız. Ama eğitimden sonra iş arama vizesini alabilirsiniz. İş bulduktan sonra da yolunuz mavi karta kadar gidebilir. Yani üniversite eğitimi, lisans veya yüksek lisans veya doktor eğitimi Almanya'ya gelmenin diğer kolay yollarından bir tanesi. Eğer sizin de fırsatınız varsa buraya okumaya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü okuma şartları oldukça kolay. Gelelim herkesin merak ettiği ama benim en az bilgimin olduğu konulardan bir tanesi mesleki eğitim. Ausbildung. Nasıl okunur bilmiyorum. Almanca yok benim. Mesleki eğitim. Yani burada bir eğitim almaya gelebilirsiniz. Mesleki eğitim almaya gelebilirsiniz. Mesleki eğitim sonucunda da çalışmaya başlayabilirsiniz. Mesleki eğitim vizeleri yaklaşık 1-2 yıllık oluyor. Bu vizeyi aldıktan sonra eğitimle tamamlarsanız herhalde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili detaylı bir video çekmek istiyorum. Ausbildung ile ilgili. Temelde bu nedir? Mesleki eğitim detayları nedir? Mesleki eğitim aldıktan sonra burada ne gibi şartlar sizi bekliyor? Onunla ilgili bir video hazırlıyorum. Yakın zamanda izleyebilirsiniz. Enteresan bir diğer vize türü de serbest meslek çalışanları için. Diyelim ki sizin süper bir fikriniz var ve bir sunum ile, Almanca bir sunum ile, siz bu iş modelinin Almanya ekonomisine büyük bir katkıda bulunabileceğini ispatlayabiliyorsunuz. İşte o zaman serbest meslek erbabı olarak Almanya'ya göç edebilirsiniz. Tabii burada iki şey kritik. Birincisi bu projeniz için mali desteği de göstermeniz gerekiyor. Mali desteğinin var olduğunu göstermeniz lazım. Diğer bir önemli kritik şey de daha önce bu konuda uzmanlığınız olması gerekiyor. Enteresan bir Almanya'ya gelme yolu da tabii ki irtica. Bu enteresan çünkü meşakkatli birazcık. Buraya turist vizesiyle gelmeniz gerekiyor. Turist vizesiyle geldikten sonra da burada vizeniz bitimine yakın çıkmayıp İşte ben irtica etmek istiyorum deyip, irtica etme hakkımı kullanmak istiyorum deyip buraya göç edebilirsiniz. Fakat bu şu an oldukça zor. Eskiden Almanya'da bu çok yaygın bir oturum izni alma yoluymuş. Fakat artık buradaki göçmenlerden kaynaklı, yani irtica ile göçenlerden kaynaklı oldukça sıkı tarıyorlar. Şimdi burada şunu söyleyebilirim ki ülkenizde savaş filan yoksa irtica etmenize pek de izin vermiyorlar. Gelelim yine benim az bilgimin olduğu ama internette birçok YouTuber arkadaşımın bahsettiği, özellikle Serkan Beyder'in bahsettiği nitelikli işçi göçü. Bu sene 2020 yılında bir yeni yasa çıktı. Bu yeni yasayla beraber nitelikli işçi göçünü artırabilecek bir potansiyel ortaya çıktı. Bu yasayı anlatacağım, aslında detayları anlatabileceğim başka bir video yapmak istiyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor çünkü. Özellikle hasta bakıcıları, hemşireler, berberler, elektrik teknisyenleri ya da makine teknisyenleri, CNC operatörleri gibi teknik meslek gruplarının oldukça kolay göç edebileceğini biliyorum. Ama detaylarını araştırıyorum. Bu detaylarla ilgili yakın zamanda video çekeceğim. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. İş arama izni ile de Almanya'ya gelebilirsiniz. Bu çok enteresan bir izin. Yani şunu diyorsunuz. Benim şu konularda yeteneğim var. İşte şu meslek gruplarına aitim. Bilgisayar mühendisiyim. Berberim. Elektrik mühendisiyim. Müzisyenim. Dansçıyım. Hasta bakıcıyım. Hemşireyim. Doktorum. Gibi çeşitli meslek gruplarının aslında Almanya'da iş arama hakkı var. İnternette şunu aramanızı tavsiye ederim. Almanya iş arama izni. Almanya iş arama izni ile beraber 6 aylığına Almanya'ya gelebilirsiniz. Ama 6 ay içerisinde iş bulmanız gerekiyor. Bu 6 ay içerisinde de sizi geçindirebilecek paranızın olduğunu vize verecek kuruma ispatlamanız gerekiyor. İşte size az önce 7 farklı Almanya'ya gelme yolundan bahsettim.
Sizin de eğer Almanya'ya gelme niyetiniz varsa bu yolları araştırmanızı tavsiye ederim. Tabii ki benim için en kolay yol kendi bildiğim yoldu. Yani mavi kart. Burada halihazırda multinational olan bir şirkette iş bulabilirsiniz. Nasıl iş bulabileceğinizle ilgili videolar çektim. Şuraya bırakıyorum. Oradan mutlaka izleyin. Almanya'da nasıl iş bulunur? Orada izleyebilirsiniz. Siz de Almanya'ya gelmek istiyorsanız ve Almanya ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videonun altına sorularınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.